Mesela Hazreti Yusuf'un beraber olduğu hanım, yani beraber evinde kaldığı hanım mantıklı hareket ediyor. Diyor ki mesela yakışıklı delikanlı olduğunu düşünüyor. O da onu istediğini düşünüyor. Ne olacak ki diyor. Kabul etmeyince diyor ki ya hapse attırırım, ne olacak ki diyor. Mantık olarak. İşte canını yakacağım diyor. Yani genel mantık olarak ben Hazreti Yusuf'u tenzih ediyorum. Yani öyle bir mantığı var. Mantık açısından. Ama kadın kendi aşağılanıyor. Mesela gelip gömleğini yırtıyor kendine göre, o mantıklı bir şey. Mesela kapıları kilitliyor. Onu da mantıklı bir şey olarak görüyor. Peşinden koşuyor. Onu da mantıklı olarak görüyor. Kadınları topluyor. Daha da rezil olmuş oluyorsun. O kadınları da batırıyorsun. Onlar da sana düşman olurlar. Onları da belanın içine düşürüyorsun. Ya onları hidayete, güzelliğe çeksene kadınları. Sen suçuna niye ortak ediyorsun kadınları? Niye onları da batırıyorsun? Batırdığın adamlar sana düşman olur. Değil mi? Yani sen onları sevgiyle sarsana. Allah korkusuna, Allah sevgisine yaklaştırsana. Bütün kadınlar başına bela alıyor o zaman ondan sonra. Adamın saygısı kalmıyor kadına. Ve amacına da ulaşamıyor. Ama Hazreti Yusuf Allah çok güzel kadınlar nasip ediyor.